Merhabalar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda model kavramı üzerinde konuşacağız. Şimdi model kavramının detaylarına gelmeden önce virajı biraz geniş alalım ve işin biraz hikaye kısmını konuşalım. Şimdi çalışmamıza baktığımız zaman ilk olarak biz fotoğraflarla ilgili modelimizi oluşturacağız. Şimdi ne demek? Burada bulunan fotoğrafları biz ne yapıyoruz burada? Sıralıyoruz değil mi şimdilik? Şimdi daha doğrusu biz sıralanmıyoruz ama bu şekilde statik olarak görünüyor. Sonra biz ne yapmak isteriz? Dinamik olarak uygulamamızı bu fotoğrafları yüklemek, gerekirse işte tanımlarını değiştirmek gibi, düzenlemek gibi veya silmek gibi işlemler yapmak isteriz. Burada görmüş olduğumuz gibi görselimizin, fotoğrafımızın bir kendisi var. Muhtemelen bu fotoğrafımızın ismi olacak, tanımı olacak, daha başka işte yüklenme zamanı gibi daha farklı bilgiler de olacak bu fotoğraflarla ilgili. Peki biz bu bilgileri ne yapacağız? Bir veri tabanında tutacağız değil mi? Ki dinamik olarak değiştirebilirim. Bu şekilde statik olarak sıralanmasını istemeyiz. Şimdi dinamik olarak veri tabanında bir veri olarak tutacağız dedik. Bunu bizim çalışmamızda şema, model ve döküman akışıyla gerçekleştireceğiz. Öncelikle birazdan da pratikte göreceğiz. Bu elimizde tutmak istediğimiz bilgilerin bir şemasını oluşturacağız. Aslında skema ama ben şema olarak tanımlıyorum. Türkçe'ye daha güzel oturuyor böyle. Önce verimizin şemasını çiziyoruz. Sonra bu şemamızdan ilgili model dosyasını oluşturuyoruz. Sonra bu modeller yardımıyla MongoDB veri tabanımızda dökümanları oluşturacağız. Şimdi gelelim Mongoose'un dokümantasyonunda Mongoose Schema şeklinde arattığınız zaman Google'da zaten bu ilk bu sayfa çıkacaktır karşınıza. Şimdi örnek üzerinden de bir anlamaya çalışın. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir skema örneğimiz var. Burada bir blok skema oluşturulmuş. Bloğa ait olan nedir? İşte blok başlığı, yazarı, içeriği, sonra bloğa yapılan yorumlar, işte oluşturulma tarihi ve meta özellikleri gibi ne yapılıyor burada? Dikkat edersiniz bir blok yazısıyla ilgili saklanmak istenen verilerin bir şeması oluşturuyor. Sonrasında da bu şema yardımıyla neler yapılıyor arkadaşlar? Bir model oluşturuyor. Sonra bu model ne dedik? Sonra bu model kullanılarak MongoDB veri tabanımızda biz dokümanımızı oluşturacağız. Tabi bu şekilde teorik bir ifadenin biraz havada kaldığının farkındayım. Hadi gidelim ilk modelimizi oluşturalım. Geliyorum çalışmama. Şurayı bir kapatalım. Şunları da kapatalım. Yine kök klasörün içerisinde ne oluşturuyorum bu kez? Model şeklinde bir klasör oluşturuyorum. Genelde model dosyaları oluştururken şöyle büyük harfli işte foto şeklinde yazılır ama ben yine de diğer dosyalarla uyumlu olması açısından foto model.js şeklinde bir dosya oluşturuyorum. Ne lazım bize modelimizi oluşturmak için? Mongoose lazım değil mi? Hemen import edelim. Import mongoose from mongoose şeklinde Mongoose paketimizi import ettik. Hemen bu Mongoose paketine ait olan schema objesini çekelim. Hemen onun için de diyorum ki const şöyle süslü parantez içerisine schema yazıyorum. Eşittir Mongoose diyorum. Ve aşağıya geliyorum. İlk schemamı oluşturalım. Yine const diyorum. Photo schema isimli ilk schemamı oluşturuyorum. Ne yapacak bu? Yeni bir şema olacak değil mi? New schema diyorum buraya. Parantezlerimizi açtık. Şimdi bu schema'nın içerisine verimizle ilgili konfigürasyonları yazacağız. Hemen şöyle süslü parantezimi açtım. İlk olarak ben fotoğraf verimin nesi olmasını istiyorum. Şöyle name adında bir ismi olsun. Bu name data type olarak, veri tipi olarak ne olacak? String olacak. Yine iki nokta üstü açtım böyle. Name'e ait olan özellikleri yazacağım şimdi. Diyorum ki arkadaşım senin type string olsun. Tamam. Sonrasında diyorum ki required true diyorum. Required true ne demek? Arkadaşım senin burada isim alanın zorunlu olacak. Değil mi? Uygulamamıza bir fotoğraf yüklediğimizi düşünün ama bunun ismi yok. Anlamsız olduğu için geliyorum diyorum ki buraya required true diyorum. Şimdilik bu özelliğe başka bir şey eklemeyeceğim. Hemen fotoğraf verimizin ikinci alanı olarak ne olsun şöyle bir de tanımımız olsun değil mi? Description yazıyorum buraya. Description alanını da type olarak yine string olacak. Bu alanın da required true olmasını istiyorum. Required true diyorum. Ve bu alanında şöyle bir özellik daha ekleyelim. trim true şeklinde bir özellik daha ekliyorum. Bu hani fotoğrafın tanımı girerken başta ya da sonda boşluk olduğu zaman o boşluklardan kurtulmamızı sağlayacak. Hatta bunu şöyle isim alanına da trim true şeklinde ekliyorum. Sonrasında ek olarak bu fotoğrafın yüklenme tarihinin de olmasını istiyorum ben. Şöyle uploaded at şeklinde bir yüklenme tarihi verelim. Bunun veri tipi type'ı ne olacak? Type bu kez date diyelim buna. Aynı zamanda şimdi ben bir fotoğrafı yüklediğim zaman onun yüklenme tarihi o yüklenmenin yapıldığı an olmasını istiyorum değil mi? Yani bunun bir varsayılan bir değerinin de olmasını istiyorum. O nedenle default diyorum ve default olarak şöyle date now diyorum buraya. Kaydedelim. Burada aslında foto şemamızın daha başka özellikler olmasını isteriz. Bir kere ne olmasını isteriz? Fotoğrafımızın kendisinde olmasını isteriz değil mi? Tabii bu veri tabanımızda fotoğrafımızı bu şekilde JPEG halinde değil de onun bulunduğu yerin URL adresinin de olmasını isteriz. Sonra örneğin buraya URL ya da farklı alanlar da ekleyebiliriz. Ancak şimdilik bu şekilde bırakıyorum. Ne yapmış oldum bu şekilde? Schema'mı oluşturmuş oldum. Geliyorum. Şimdi bu schemadan bir model oluşturalım. Buna da geliyorum, diyorum ki arkadaşım cons foto ismini veriyorum buraya. Nasıl oluşturacağım? Yine Mongoose kütüphanesinden faydalanıyorum. Mongoose.model diyorum. İlk parametre olarak bu model'ımızın adını yazıyorum. Şöyle foto şeklinde. İkinci olarak da bu modelimizi hangi schemadan oluşturacağız? Şuradaki foto schemadan oluşturmasını istiyorum. Ve son olarak ne yapacağım? Yine bu da oluşturduğum model'ın farklı dosyalardan import edilmesi için buradan export etmem lazım değil mi? Dikkat ederseniz yalnızca şuradaki fotoyu export etmem yeterli. Export default diyorum ve fotoyu ne yapıyorum? Bu şekilde export ediyorum. Kaydedelim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? İlk model dosyamızı oluşturmuş olduk. Peki modelimizi oluşturduk. Şimdi sırada ne var? Benim uygulamamda fotoğrafla ne yapmak isterim? İlk yapmak istediğim şey o fotoğrafı oluşturmak değil mi? Yani o fotoğrafı uygulamama yüklemek isterim. Bunu nerede yapacağım? Controller'da yapacağım. Bakın geliyorum yine Controllers klasörüne geliyorum. Bu kez şöyle foto controller.js dosyamı oluşturdum. Ne dedik? Sistemimize fotoğraf yükleyeceğiz. Yani yeni bir fotoğraf oluşturacağız burada. Neyden faydalanarak oluşturacaktık? Modelden faydalanarak oluşturacaktık değil mi? Hemen modelimizi buraya import edelim. Import foto diyorum. Bakın hemen bana bir kısa yol gösterdi. From, dikkat ederseniz onu tekrar anlatayım. Mesela Visual Studio Code kullanmayan arkadaşlar için burası önemli çünkü. Ben neredeyim? Şimdi Controller'dayım değil mi? Burada iki noktayla bir üst dosyaya giriyorum. Sonra oradan model'ın içerisine gelip şuradaki foto model'ı çağırıyorum. Ancak biz import yaptığımız için oradaki foto model.js uzantısını da yazmamız gerekiyordu. Bu şekilde ne yapmış oldum? Foto modelimi Controller'ımı import etmiş oldum. Tamam. Şimdi de create photo fonksiyonumuzu yazalım. Bunun için hemen ne yapıyorum? Şöyle const create photo diyorum. Eşittir. Hemen ok fonksiyonumuzu yazalım buraya. Normal parantez, ok işareti ve süslü parantezlerle. Burada parametre olarak ne yazacaktık biz? Parametre olarak request ve response alacaktık değil mi? Request ve response'u aldık. Ve sonra bu fonksiyonumuzda biz ne yapmak istiyoruz? Fotoğrafımızı oluşturmak istiyoruz. Peki o fotoğrafımız nasıl oluşacak? Hemen bunun için şöyle yapıyorum bakın. Const photo diyorum. Foto modelinden faydalanıyorum. Create diye bir metot çalıştırıyorum burada. Create ne yapacak? Dikkat ederseniz bunu ne yapıyorum? Model üzerinde çalışıyorum değil mi? Ne yapacak? Şuradaki modelde şu alanlardan faydalanarak bana yeni bir veri tabanında bir tane fotoğraf dokümanı oluşturacak. Ancak bu create metodu şöyle birkaç tane şöyle parametre alması lazım. Bu parametreyi nereden alacak? Benim normalde uygulamamda bir tane form olması lazım değil mi? O formda işte önce görseli yüklemem lazım o forma. Sonra tanımını yazmam lazım. Sonra ismini yazmam lazım. Ve yükle butonuna tıklayarak sisteme yüklemem gerekiyor. Yani frontend tarafından backend'e böyle bir istek gelmesi gerekiyor. Backend de kendi işlemlerini yapmasını gerekiyor. Benim şu anki uygulamamda bu ön sayfam yok. Yani şurada request.body'den, yani o formun body'sinden gelen veriler şimdilik yok. Tamam, olmasın. Ancak biz ne biliyoruz? Request body'den gelecek olan veriler yardımıyla foto modeline bağlı olarak bir tane değişken oluşturduk. Şu küçük P ile başlayan foto. Çünkü neden? Bizim şu an hayali olan o formumuzdan bize bir istek geldi. Biz şu küçük P ile fotomuzu oluşturduk. Ne yapmamız lazım? Bunu tekrar frontend'e göndermemiz lazım, değil mi? Neydi bizim senaryo? Form olacak şurada. Forma tıkladı. Sonra sayfa tekrar yenileyecek kendini ya da yenilemeyecek. Şurada bizim yüklediğimiz yeni fotoyu görmemiz gerekiyor. Yani buradan aldığımız, oluşturduğumuz fotoyu tekrardan frontend'e göndermemiz gerekiyor. Ve bunun için ne yapacağız? Frontend bize bakın. İstek geldi. Request body'den istek geldi. Biz ne yapacağız oraya? Bir tane response göndereceğiz. Şimdi bu response gönderirken al sana cevap diye fırlatıp atmıyoruz. Bunun belli yolu yordamı var. Önce burada diyoruz ki arkadaşım bir status kod yazacağız buraya. Diyeceğiz ki sana önce bir status kod göndereyim. Al status kodum 201. Bu ne demek? Yeni bir şey oluşturdum ben diyorsun. Sonra da ilgili verimizi göndermek kaldı. Şimdilik biz bu verimizi JSON formatında gönderelim. JSON formatında göndereceğimiz veride iki şey olmasını istiyorum. Önce bir şöyle bir şey yazdıralım. Şöyle succeeded true şeklinde bir mesaj yazdıralım. Diyelim ki başarılı olsun. Sonra da verimizin kendisini gönderelim. Ve burası şimdilik ne olsun? Tamam olsun. Burada da eksikler var, düzenlemeler var ama şimdilik senaryo düzeyinde ilerliyoruz zaten. Ne yapmam lazım? Bu fonksiyonun başka dosyalarda kullanılması için ne yapacağım? Export edeceğim, değil mi? Ancak bu kez export default demiyorum. Çünkü sonrasında buraya farklı farklı fonksiyonlar da yazacağım için şöyle süslü parantez içerisinde create fotoyu şuradan export edelim. Sonrasında da bunu farklı dosyalarda ne yapmak isteriz? Çağırmak isteriz. Tamam. İşte şimdi bunu çağrılması gereken route'u da yazacağım, değil mi? Route'a gelelim şöyle. Hemen yeni bir dosya oluşturalım. Bu dosyayı da şöyle photo route.js diyorum. Burada yapacağımız işlemler hemen hemen aynı olduğu için bakın page route'a geliyorum. Şöyle page route'u olduğu gibi kopyalıyorum. Photo route'a şu şekilde yapıştırıyorum. Benim ne yapacağım burada? Import edeceğim. Tabii ki page controller değil. Şöyle photo controller'ı import edeceğim. Photo controller.js'ten burada söyle slash'a bu kez get değil de post isteği yapacağım, değil mi? Çünkü ne dedik biz? Bir formumuz olacak. O formu dolduracağız ve post isteği göndereceğiz. Tabii bu artık page controller'dan değil. Nereden çalışacak? Photo controller'ın hangi fonksiyonunu çalıştıracak? Create fotoyu çalıştıracak. Şuradaki slash birazdan daha iyi anlaştırılacak. Bunu da kaydediyorum olduğu gibi. Şimdi de app.js içerisine bunu import edelim. App.js içerisine geliyorum. Bu kez ne import edeceğim? Import photo route diyorum bu kez. Nereden import edeceğim? From şöyle nokta slash routes'un içerisinde photo route.js'ten import edeceğim. Şimdi de geliyorum. Burada bu route'u nerede kullanacağım? Bu kez slash'a yani localhost 3000'e değil de isteğim eğer şöyle localhost slash photos'a geldiği zaman bu kez neye yönlendireceğim? Photo.route'a yönlendireceğim. Kaydediyorum. Tamam. İyice kafamız karıştı, değil mi arkadaş? Çünkü teker teker dosyalar üzerinde çalışarak sondan başa doğru bir çalışma yapmış gibi oldu. Şimdi şuraları düzenleyelim. İlgili oluşturduğumuz dosyalar kalsın. DBJS silelim. PageRoute gitsen. Fotomodel kal. Controller kal. Route kal. Hatta bunların şöyle sırasında Route, Controller, Model diyelim. Teker teker gelelim. Şimdi bana şöyle bir slash photos'a bir istek geldi. Ya slash photos'a bir istek geldiği zaman ne demeye çalışıyorum burada? Geliyorum şöyle arkadaşım slash photos'a ne yaptım? Şöyle bir get isteği gönderdiğimi hayal ediyorum. Dikkat ederseniz halen daha benim ilgili view dosyam hazır değil. Şöyle bir istek gönderdim. Ne oluyor? Geliyor bakıyor burada /photos. Şuradaki routing'lardan hangisiyle ulaşıyor? Şuradaki photo route'a yönlendirmem lazım diyor. Photo route'a geliyorum. Şimdi ben buraya dikkat ederseniz /photos yazdım ama bana cannot get photos dedi. Buradaki herhangi bir şuradaki photo controller'ı falan çalıştırmadı. Neden? Çünkü ben buraya tarayıcının şu anda yaptığım gibi bir get isteği göndermeyeceğim. Bir post isteği göndereceğim değil mi? Post isteği gönderdik. O beni nereye alacak? Diyecek ki neye geldi? Photos'a post isteği geldi. Ama bir değil. Şimdi şurada bir slash var. Bu ne demek acaba? Şimdi geliyor burada. Bakın Photos'tan geldi. Buradaki rahatlıkla slash'ı gördüğü zaman aslında bunun temsil ettiği adres şöyle. Photos şeklinde. Burada herhangi bir şey yok. Ancak burada mesela ne diyelim? Burada şimdilik şöyle slash test olsaydı burası. Burası isteğin gönderildiği bu adres işte localhost 3000 /photos /test olurdu. Ama burada yalnızca photos yalnızca slash olduğu için şuradaki ne yapıyor? Aslında şu şekilde kalıyor. Buraya gelen istek de şuraya giden istekle aynı. Sonunda tek başına trailing slash denilen kısmı hesaba katmıyor. Yani şöyle bir istek gönderildi. Ancak buradaki ipucu ne? Oraya bir post isteği geliyor. Post isteği geldi. Photo controller'dan create photo'ya gidiyor. Create photo'da ne yapacak? Tamam. Sen bunları bana gönderdin. Ne yapıyorum arkadaşım? Al ben burada da model yardımıyla şuradaki model yardımıyla veriyi oluşturdum sana ve şu şekilde de ne yapıyorum? Sana gönderiyorum. Al bunu frontend'de yakala bakalım. İşte akış bu şekilde gerçekleşiyor. Tabii burada ne yapacağız? Soracağımız soru basit. Hocam bizim frontend hazır değil ki. Biz ne yapacağız bunu? Bu yaptığımız işlemi nasıl simüle edeceğiz? Ne lazım burada? Bu yapacağımız HTTP request'i test etmemiz gereken bir yazılım lazım değil mi? Bunun en çok bilineni arkadaşlar? En çok bilineni Postman. İşte biz gelecek dersimizde Postman'dan değil ama farklı bir yazılımla Thunder Client'la bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.